Değerli kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Belaya sabretmek mi yoksa nimete şükretmek mi daha faziletlidir? Belaya sabretmenin mi yoksa nimete şükretmenin mi daha faziletli olduğu konusunda farklı görüşler sürülmüş. Genellikle ulema, alimlerimiz şükrün sabırdan daha faziletli olduğunu kabul ederken daha çok mutasaf olan zatlar Sabrı daha üstün görmüşlerdir. Hücvirinin kaydettiğine göre tasavvufun dayandığı sekiz temelden birinin sabır olduğunu söyleyen Cüneyd-i Bağdadi her temel için bir peygamberi örnek gösterirken sabır için Hazreti Eyyubi örnek gösterir. Bazı alimler sabırla şükrün eşit değerde olduğunu ileri sürmüşlerdir. Bu hususu geniş biçimde ele alan Gazali şükür mü sabır mı daha faziletlidir sorusunu su mu ekmek mi daha değerlidir sorusuna benzetir. Ve suya ihtiyacı olan için suyun ekmeğe ihtiyacı olan için ekmeğin daha değerli olduğunu ifade eder. Bu soruya karşılık Cüneyd Bağdadi zenginin övülmesi varlıktan Fakirin övülmesi yokluktan dolayı değildir. Her ikisinde de övgüye layık olan varlığın ve yokluğun hakkını verebilmeleridir. Demiştir. Sabır imanın yarısıdır mealindeki hadisin hareketle. imanın bu sabır ve şükür olarak iki faziletten oluştuğunu belirtmiş, belirtmiş bazı alimler. Nitekim Abdullah bin Mesud imanın iki kısmından oluştuğunu, yarısının sabır, yarısının şükür olduğunu ifade etmiştir. O halde belaya ve musibetlere uğrayan kişi için sabretmek daha faziletlidir. Nimetlere ulaşan kişi için de şükretmek daha faziletlidir diye özetlenebilir. Herkes kendi bulunduğu konuma göre imtihana tutulacaktır. Öyleyse hangi imtihan içindeyse onun karşılığını göstermesi en faziletlisidir.